Bangkok'a indim. Saat şu anda ortalama 5. Öğlen 12'de bindim uçağa. Buraya bir 4-4,5 saat falan uçtum. Ondan sonrasında şöyle bir şey var. Burası 1 saat geri. Öyle olduğu için 1 saat geriye geldi zaman. Bir saat geriye geldi zaman. Dışarı çıkacağız. Yemek yiyeceğim. Biraz etrafı dolaşacağım. Bu akşam cumartesi. Öyle olduğu için ben şöyle bir plan düşündüm. Giderim dışarı, yemek yerim, biraz şehri dolaşırım. Çünkü şehri akşam dolaşınca, yani Bangkok'ta akşam daha güzel olduğunu söylüyor. Yani gündüz bu arada birazcık gördüm. İşte yani ben bu arada buraya plan yapmadan geldim bu arada. Nereye gideceğim, turistik neresi var, neler olacak hiçbir fikrim yok. Göreceğiz, bakacağız. Bu arada çok iyi yanmışım ya. Size evi gezdireceğim. Çünkü son odamı gezdirmeyi unuttum. Böyle ilk geldiğim anda topluyken gezdirince en iyisi oluyor. Her şey yerli yerindeyken buradan giriyorsunuz. Valizim 0.5 yapıyorum. Yani bütün ışıkları açsam mı? Burada valizim var. Burada bir ayna, işte şapkam, gözlüğüm falan filan. Şunları görmeyin. Dolap. Bakalım dolabı daha hiç açmadım. Çünkü daha geleli 5-10 dakika oldu. Bence ya bu arada ben burasını beğendim. Geniş bir oda, güzel bir oda. Şuradan giriyorsunuz, ayna, dolap, yatak, komodin, çalışma masası, oturma masası, buzdolabı. Buzdolabı çalışmıyor bu arada. Olmuyor yani. Yok. Soğuk değilce. Bunun prizine bakacağım. Bu arada prizler Türkiye'deki gibi değil diye düşünmüştüm. Çünkü bakın böyle görünüyor ama oluyor. Yani takınca oluyor çünkü... Bakın kendi prizleri de böyle. Bunların da prizi buna oluyor. Yani ben telefonumu şarj ettim az önce. Yani balkonumuzda bir şey var. Çıkıyorum böyle. Burası banyonun dışarısı. Burada bir lavabo var. Ama yani neden buraya bir lavabo koyuyor ki? Yani mutfak diyeceğim. Tezgah mezgah hiçbir şey yok ki. Yani küçük bir balkonu var. Kliması var mı buranın? Var. Bali'de ve Tayland'da tarih muslukları bu şekilde böyle yandan çıkıyor. Onu alıp... Yapıyorsunuz işte, şimdi anlatmayayım ayrıntıları. Ama yani klozetin içinde yok. Yandan bir musluğu var. Zaten burada 15 dakika falan boyunca konuştuk. Duş başlığı var. Burada bir küvet var. Burada bir ben varım. Buranın geceliğine ne kadar ödediğimi hatırlamıyorum. Fiyat performans bir yerdi diye hatırlıyorum. Aşağıda linklerin hepsini bulacaksınız. Biraz sinirliyim arkadaşlar. Çünkü 15 dakikadır konuşuyorum ve telefonun hafızası dolmuş, çekmemiş. Şakımıştım ama gitmiş hepsi. Olsun. Şu an çektiğine emin olmak istiyorum. Yeni sim kartı aldım. Yani internete ihtiyacım var mıydı? Bence var. Ben internetsiz yapamıyorum, o yüzden. Bu Endonezya sim kartımdı. Orada da almıştım. 50 GB almıştım. Son 2-3 günde bitti. Tam ucu ucuna 50 GB yetti. Onu da çıkardılar, böyle bunun üstüne yapıştırdılar. Buradaki numara, Tayland numaram. Ararsınız, bekliyorum. 15 GB bu. 8 gün geçerli, 300 baht. 100 baht 78 liraya tekabül ediyor. O yüzden de baht olarak söylediğim her şeyin %20 düşüğü TL olarak. Yani 300 baht 240 liraya falan tekabül ediyor diyebiliriz. İnternetsiz olmuyor arkadaşlar. İnternetsiz hayat mı geçer? Gül ben. Gerçekten 5G çıkıyor. Gerçekten telefonda 5G yazıyor bu arada. Beni de çok şaşırttı. Ekstra olarak da ben bir 50 euro bozdurdum. Normalde ATM'den çekiyordum ben Endonezya'da sürekli ama burada bir bozdurasım tuttu. Çünkü otobüs gerekir diye düşündüm. 1800 baht verdiler bana. Zaten 50 euro yani temelde de 1500 lira falan ediyor ortalama, euroyu 30'dan hesaplarsak. Havalimanından buraya gelen otobüs yolculuğuma 50 baht verdim. İşte 40 lira falan tekabül ediyor. Buna 300 baht verdim falan. Yani yemekler daha görmedim. Ama tahminime göre böyle 100-200 Tayland'ın yemekleri çok güzel diyor herkes. Yani Tayland mutfağı, Tayland'da yemek, sokak lezzetleri falan filan. Hani herkes bunları söylüyor. Pasaportumu burada bırakıyorum. Bali'de hiç yanıma almadım. 0. 1800 bahtı yanıma alıyorum. Bakın paralar da böyle. Bu kimse? Bu 1000. 800 liraya falan tekabül ediyor. Onların tahminime göre en büyük paraları. 500 var burada. Yine burada aynı adam var. Bir de burada 100 var. İşte bu 400 liraya tekabül ediyor. Bu 80 liraya tekabül ediyor. Bu 800 liraya tekabül ediyor. Bir de şurada bir tane 50 vardı.
işte otobüs yolculuğundan sonra verdiler. Bu da 40 liraya tekabül ediyor. 800 lira o kadar. Ay bunu evde mi bıraksam ya? Harcını harcar mıyız? Harcarız ya. Para dediğin nedir bitiyor işte. Buranın yemeklerinin midemi bozabileceğini düşünüyorum. Risk almayacağım. Zaten bir aydır da Endonezya'da yani Bali'de hiç hamburger yedim ama Burger King yemedim ki ben Burger King seviyorum. Böyle ayda en azından bir kere yemek istiyorum. Yeah, thank you. English. Ben buradayım ve buraya gitmek istiyorum. 31 para ödeyeceğim. Bunlar geri olanlar da bilet. Geldim bu arada. Nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Tahminime göre buradayım. Ama burada da olabilirim. Chinatown'a gideceğiz. Chinatown nerede onu da bilmiyorum. Bulacağım ya. Bulacağım yani. Halledeceğiz bir şekilde. 3-4 durak gösteriyordu Google Maps'te. Dün akşam gece hayatına biraz bakacaktım ama o kadar yorgundum ki. Gece hayatı falan yok yani. Uyudum. Kahve içiyorum. Metroya binip şehir merkezine. Metroda bir iki küçük aksaklık yaşadık arkadaşlar. Yanlış yere bilet almışım. Oraya gittim ama çok saçma bir yerdi. Sonra iki durak geri döndüm ve şu anda Grand Palace'a gidiyoruz. Orası da nasıl anlatsam buranın işte en ünlü binalarından biri. Ha, kesinlikle görülmesi gerekiyor yazıyordu internette. Turistik amaçlı bir geleceğim, göreceğim. Şu metroya girerken küçücük yuvarlak bir şey verdiler ya. Onu metrodan çıkarken atıyorsunuz, kapı açılıyor. Bence gayet güzel bir şey. Ben çok beğendim. İnsanlar buraya giriyor. Ben de gireceğim. Biraz dolaşayım etrafı. Şu an keriz gibi ilk gördüğüm yere girmek istemiyorum. Schlanglo metro istasyonuna gelebilirsiniz. Benim az önce girmediğim yer şöyle bir yer bu arada. Turistik aktivitesi. Tam böyle bir yarım gün gider burada. Bakalım gidiyorum. Yani müzeleri falan belki bir tanesine girerim. Belki Grand Palace'a girerim bilmiyorum. Önceki müzeye gireceğim arkadaşlar. Çünkü gelmişken bir tane görelim. Şuraya giriyorum. Böyle bir yere. 200 baht diyor. 160 liraya falan tekabül ediyor. Bunun hayvan kadar büyük olanı. Hayvan kadar. Yani kocaman bir oda dolusu. Bakın insanlar fotoğraf çekiyor. O kadar büyük ki. Yani buradan gösterebiliyor muyum? Bakın. Bir insan boyunu düşün ve 0.5'te çekiyorum. Yani kocaman bir oda boyunca yatan bir adamın heykeli var. Şurası bir insan boyu gibi düşünün. Şu şey, hatta iki insan boyu. Sadece şu bacakları. İyi ki de gelmişim bu arada. Evet bu. Bir kutu 20 bahtmış. Bunu alıyorsunuz. Burada böyle tek tek bütün duvar boyunca atıp devam ediyorsunuz. İyi ki gelmişim ha. Valla dedim keriz turistler falan ama bence görülmeye değer bir yer. Şehrin merkezinde bu kadar tarihi olduğunu düşündüğüm şeyleri göremiyorsunuz. Ama burası kültürüne uygun yapıları görebilmeniz için güzel bir yer. Girilebiliyor mu ya? Girelim buraya. Ekstra olarak söyleyeceğim bir şey. Hava çok nemli. Hava o kadar nemli ki yani klimasız asla durulmaz. Ben Endonezya'da, Bali'de kredi kartımdan nakit para çekerken hiç sıkıntı yaşamıyordum. Ama burada çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Yaklaşık 5 tane falan ATM denemişimdir ve bunların hiçbirinden para çekemedim. O yüzden kesinlikle yanınızda dolar, euro getirmeniz gerekiyor ki burada bozdurun. ATM'ler işe yaramıyor. Allah'tan ben birazcık getirmiştim. Endonezya'da hiç onları bozdurmadım. Full karttan yaptım ama burada nakit para gerekiyormuş. Ben onu anladım. Size biraz Bangkok'tan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada son gecem. Yarın Pattaya'ya gideceğim. Burada çok az kalıyorum ve çalıştığım için bu işte Phuket'tir, Phi adalarına falan gidemedim. Burası normal yol, geçitler ve metrolara bağlanan yer. Üstünde de bir tane daha yol var.
katman katman yapmışlar şehri. Bilmiyorum. Ben beğenmedim bu arada Bangkok'u. Bana göre değil. Yani bir ay Bali'den sonra mı beğenmedim? Yoksa hiç mi bana uymuyor? Bana uymuyor arkadaşlar. Yani yerde fareler geziyor. Hamam böcekleri var. Yemekler kötü. Yani yemekler herkes çok beğeniyor ama ben çok beğenmedim. Benim Bangkok'a puanım 1. Anlamıyorum. Yarın sabah da Pattaya'ya gideceğiz. Pattaya diye bir yere geldim. Bangkok'a 2 saat uzaklıkta bir yer. Burada deniz var, sahil var. Birazcık daha en azından böyle deniz tatili yapabileceğim. 3 günüm var. Bu 3 günün 1 gününde çalışıyorum. Diğer 2 gününde izinliyim. Airbnb'me girmeye çalışıyorum. Adam dedi ki anahtar olması gerekiyor dedi. O anahtarla birlikte odana girebilirsin dedi. Ama açıyorum. Anahtar falan yok. Ya arkadaşlar, bu Tayland yemekleri beni çekmedi yani. Sabah böyle bir tavuk şinitsel gibi bir şey yedim. Yani sabah kahvaltı Burger King bayağı o olacaktı. Dedim kaç gündür Burger King yiyorum. En azından birazcık böyle tavuk protein falan girsin bünyeye. Avrupa'da bulabileceğimiz yemeklerin hepsini Bali'de bulabiliyorduk. Ama burası tamamen kendi mutfağı. Yani çok az başka restoran var. İşte fast food zincirleri var. KFC'ler, Burger King'ler, McDonald's'lar falan var. Mesela İtalyan restoranı toplasam 1-2 tane vardır. Ama Bali'de çok daha fazla vardı bu tarz başka yerlerin restoranları. O yüzden burada yemek tarafı benim için sıkıntılı ama birçok insan için de çok fazla yemek seçeneği var ve istediğini yiyebiliyor. O anlamda sıkıntı da olmuyor. Burada bir tane mercan adası varmış. Böyle yarım saat falan direkt karşıda. Ekim, Kasım, Aralık ayları buranın en iyi olduğu en yüksek sezonlarıymış. Ocak, Şubat'a doğru yağmurlar başlıyor da. Şu anda mesela benim geldiğim süre, ben ne zaman Ağustos başındayız şu anda. Mesela şu anda düşük sezon. Yani low sezondaymışız. Ama işte Ekim, Kasım, Aralık en yüksek sezonlarıymış. Çünkü Avrupa'da aslında kış oluyor ve burada da havalar bu kadar sıcak olmuyor. Bu arada şu anda çok bunaltıcı, çok nemli bir hava var. İşte Ekim, Kasım, Aralık'ta çok daha güzel oluyormuş. Avrupa'nın da tam zıttı olduğu için aslında herkes buraya kaçıyormuş. Böyle bir bilgi de öğrendim. Bir cadde, inanılmaz bir cadde. Yani akşam bir sürü hayat kadını her ağacın dibinde bekliyor ve sizi zorla kolunuzdan çekiyorlar. Dikkat etmek etmemek sizde kalmış kesinlikle ama canlı bir şehir. Yani akşamı da bayağı bir canlı. Hawking Street diye bir yer var. Tüm club'lar varlar orada ve bayağı başarılı bir yer yani. Gece hayatı olarak güzel. Ben sevdim. Oraya kesinlikle gitmeniz lazım. Pattaya'ya gelirsiniz. Bu adaya kesinlikle gitmeniz lazım. Ben Pattaya'da bir 3-4 gün aslında yeterli. Etraftaki adalar ve şehir falan içinde yeterli. Mesela Phuket'ler falan aslında onlar ayrı bir plan. Onlar için de yine bir 4-5 gün gerekiyor. Yani Tayland için totalde bir 10 gün dolu dolu olsa 10-15 gün çok daha iyi olur. Benim bir haftam vardı ve zaten bu bir haftanın hatta 6 günüm vardı. Bu 6 günün zaten 3 gününde de mesai yaptım, çalıştım. O yüzden ben böyle küçük küçük dokunuşlarla burayı birazcık daha hissedebildim. Ben bugün sabah erken kalkıp adaya gidecektim ama erken kalkamadık. Saat 11.30. Ama ben yine gideceğim yani. Hazırlandım ada için bayağı. Şimdi bir feribotuna yetişeceğim. En son feribota yetişeceğim. Oradan da dönüşte saat 5 feribotu. 3 saat falan takılmış olacağım. O da zaten iyi olacak. Bir de bu hızlı teknelerle geldim. 150 baht verdim. 120 liraya falan tekabül ediyor. Ama şimdi şurada ileride bir tane feribot var. Onunla döneceğim. O da 30 baht. Pattaya'ya geldiyseniz genelde bu yakın adaların birine gitmenizi tavsiye ederim. Burada böyle bir sürü işletme var. Bunlardan birinde oturup takılabilirsiniz bütün gün. Bu feribot saatleri sabah 7-8 gibi başlıyor. Akşamda 5-6 gibi bitiyor. Yani Bangkok'ta hiçbir şey yok ama buralar asıl Tayland'ın yeri. Kesinlikle öneririm. Ben bir gün, bir akşam burada da kalabilirsiniz ama benim vaktim bittiği için, olmadığı için ben kalamıyorum. Öneririm ya, güzel. Böyle jet skiler var ve şurada muzlar var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Ben sadece güneşlendim ve yüzdüm. Güzeldi. Şimdi Pattaya'ya döneceğiz. Akşam bir kere daha böyle bir sokaklara çıkacağım. Son kez bir bakacağım.
Ondan sonra da yarın sabah uçağım var artık. Şurada feribot var. Burada da sahil var. O geniş sahil burada. Bu adada böyle 4-5 tane plaj var. Ya ben buraya geldim. En popüleri de buydu zaten. Bir de şöyle bir şey var. Şu kadın. Her yerde bunun fotoğrafı var ama kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şurası da bu adanın haritası. Biz şuradayız. Bundan sonra artık başka bir yere gitmiyoruz. Havalimanına gidiyorum ve dönüyorum artık Türkiye'ye. Hatır sayılır. Çok hatırlanacak, çok anılacak. Çok güzel şeyler gördüğüm, yaşadığım, hissettiğim farklı farklı deneyimler yaşadığım bir tatil oldu. Güzeldi. Şimdi ben odayı göstereyim size hızlıca. Çünkü banyonun şu ayna olayı bayağı başarılı. Ben niye burada konuşmadım ki? Gittim orada konuştum. Aynası var. Çok ben sevdim. Şöyle bir lavabosu var tabii. Bunlar benim malzemelerim. Bunları bırakacağım, götürmeyeceğim. Şöyle bir duşu vardı. Küçük bir balkon var. Şu dolap gerçekten çok başarılı bir dolap. Böyle. Yani bence burası içine adam saklamalı bir dolap. Şu üstte de bir şey daha var. Ya şuraya saklanacağım ya da şuraya yana saklanacağım. Bu da şurada düşürmüş ya. Ki öyle bir açı var ki şuraya yattığınızda banyonun kapısı açıkken duştaki olan insanı direkt aynadan görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir açı. Bir mini buzdolabı, bir televizyon. Burada bir çalışma masası var. Burada da bir yatak var. Ve videomuz bitti mi? Bitti. Bay bay.